16 yaşındayken Katolik hükümdarlar olan anne ve babası onu hiç görmediği Flaman bir prensle evlendirirler. 18 yaşındayken banyoyu keşfeder. Hizmetindekilerin arasında bir Arap odalık onu suyun verdiği keyiflerle tanıştırır. Bundan çok hoşlanan Juana her gün banyo yapmaya başlar. Dehşete kapılan Kraliçe Isabel'in buna tepkisi şöyle olur: "Benim kızım anormal." 23 yaşındayken devlet kuralları nedeniyle neredeyse hiç göremediği çocuklarını yanına almayı dener. Babası, Kral Ferdinand'ın buna yorumu, kızım aklını kaçırmış şeklinde olur. 24 yaşındayken Flandere'ye gitmek üzere bindikleri gemi yolda batar. O ise gayet vurdum duymaz bir şekilde kendisine yemek servisi yapılmasını ister sen delisin diye bağırır kendini içine attığı devasa kurtarma sandalını panikle tekmeleyen kocası. 25 yaşındayken zina yaptıkları şüphesiyle bazı saray kadınlarının üzerine atılır ve elindeki makasla onların buklelerini keser. 26 yaşındayken dul kalır. Daha yeni tahta çıkan kocası buzlu su içmiştir. O ise kocasının içtiğinin zehir olduğundan şüphelenir tek bir damla bile gözyaşı dökmez ama o günden itibaren ölene dek simsiyah elbiseler giyer 27 yaşındayken bakışları boşlukta kaybolmuş bir halde bütün gün Kastilya tahtında oturur ve kendisine getiren yasaları, mektupları ve diğer şeyleri imzalamayı reddeder 29 yaşındayken babası onun deli olduğunu ilan eder ve Duero Nehri kıyısındaki bir şatoya kapatır. Kızlarının en küçüğü Catalina ona eşlik eder. Küçük kız hemen yandaki hücrede oyun oynayan diğer çocukları pencereden seyrederek büyür. 36 yaşında tek başına kalır. Kısa zaman sonra hükümdar olacak olan oğlu Carlos gelip Catalina'yı götürür. Bunun üzerine kızı geri dönene kadar açlık grevine başlar onu bağlarlar döverler zorla yemek yedirirler ama katalina geri dönmez 76 yaşındayken ülkeyi hiç yönetmemiş olan bu kraliçe neredeyse yarım asırlık bir hapis hayatının ardından ölür çok uzun süreden beri hiç kımıldamadan durmakta ve boşluğa bakmaktadır